Merhabalar değerli izleyicilerimiz Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi Ankara'dan geliyor. Beton sanatçımız Gülşah Güngör bugün bizlerle. Dilerseniz Gülşah Hanım'a da öncelikle bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri takdim etmek istiyorum elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülşah Hanım? Hoş bulduk. Hanım? Teşekkür ederim. Sizler değilsiniz Çok inşallah. Çok mersi bizler değil. Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun lütfen. E, 1981 Denizli doğumluyum. Ee, Ankara Anadolu Lisesi'ni ve Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü bitirdikten sonra malum her iktisatçının e, olabileceği üzere bankacılık sektöründe yer aldım. 2004'te dış Dışbank'ın açmış olduğu bir sınavı kazanarak e, bankacı oldum. Ve 15 sene kadar da e, bankacılık faaliyeti gösterdim çeşitli şubelerde. E, en son 2019 Şubat ayında da bankacılıktan ayrıldım. E, şimdi bambaşka bir e, dünyadayım. Evliyim. Bir Adem isminde bir kızım, iki tane de kedimiz var. Yani hoş. Böyle. <laughs> Peki bankacılıktan bu işe geçiş nasıl oldu? Birazcık o hikayeden bahsedelim. Ee, ya şöyle yani benim içimde hep zaten bir e, üretme, çizme, resim isteği hep vardı. Annem resim öğretmeni benim. Biraz onlar da gelmiş olsa gerek. 15 yıl bankacılık yaptım ama o içimdeki üretme ve resim çizme isteğini bir türlü gideremedim. Son zamanlarda kendime bir hobi bulma amacındayken sosyal medyadan, Pinterest'ten baktığım bu beton objeleri dedim ki ne kadar güzel. hani Ben kendi evimin dekorasyonu için bunu kullanabilirim. Öyle öyle baka baka sonra işte videoları acaba nasıl yapılır bu videolarını izleyerek herhangi bir eğitimini almadan tamamen internet sayesinde bu işe öncelikle hobi olarak girdim sonra bir baktım çok keyifli bir şey bankacılıktan da ayrıldıktan sonra ben artık dedim bunu meslek haline getireyim internetten de çok güzel tepkiler almaya başladım. Ee, o yüzden de hani bankacılıktan tamamen çok farklı bir sektöre işte e, beton işine girmiş Nasıl oldunuz. <laughs> evet. Neden beton ama yani bir anım var sizin için hani üretim ve birazcık da süreçlerinden bahsedelim mi? Ee, şöyle yani hani işte bu tarz e, el işçiliği ürünlerin e, işte birçok şeyi var. E, seramikten yapılanı var, işte betondan yapılanı var, çamurdan yapılanı var ama e, beton e, doğası gereği çok dayanıklı bir madde. E, ve dünya yüzeyinde e, sunun haricinde en çok tüketilen aslında ikinci madde. E, biz bunu tabii ki inşaat alanlarında kullanıyoruz. E, ama özellikle e, çiçeklerimize verdiği e, değer açısından bir değer veriyor çünkü onlara. E, çok önemli bir e, aslında madde. Çünkü e, beton bir kere suyu... Emme özelliği olduğu için e, herhangi bir drenaj deliğine ihtiyaç yok saksılarda e, fazla suyu çiçeğin almaması gereken fazla suyu kendi için hapsediyor ve da, daha dayanıklı hale geliyor. E, onun haricinde dışarıdaki soğuğu çiçeğin köklerine iletmiyor, e, içer, dışarıdaki fazla sıcağı da yine çiçeğin köklerine iletmiyor. Dolayısıyla bizim çiçeklerimiz için, canlılarımız için çok güzel bir e, saksı maddesi aslında. E, çok da keyifli. Ben ham halini çok daha fazla seviyorum. E, ama boyalı isteyenler de var. E, o yüzden bütün hani özellikle sükülent kullanmak isteyen, seven, kaktüs seven e, insanlara biz her zaman beton saksının içinde tutmalarını Kaktüsüydü. öneriyoruz. Evet. Elinize emeğinize sağlık gerçekten. El emeği, göz nur dedikleri bu olsa gerek. Evet öyle aynen. E, hatta baktım hemen sizin Hı -hı. kendi el çalışmanızı var değil mi? Evet, hemen sizin evet, başınızda evet, duran bu küçük prens dedim ama evet. doğru mu evet, söyledim? Doğru, Onun aynen. çok doğru, çok doğru. Hepsi gerçekten el emeğiyle göz nurlu yapılıyor. Şimdi bak çok olursak ürün çeşitliliği Nasıldır? Ürün e, gamınız nelerden oluşmaktadır merak ettim. E, şimdi betonun e, tamamen hayal gücünüze bağlı ucu bucağı bulunmayan bir e, madde aslına bakarsanız. E, ama hani genel hatlarıyla e, toparlarsam e, beton saksılarımız var, e, betondan mumluklarımız var, e, ofis setlerimiz var e, burada görüldüğü üzere, e, duvar süslerimiz var. E, Takılarımız var, betondan yaptığımız takılar var. Ee, hani. Bir objelerimiz var, hani bir saksı değil ama obje olarak da görsel amaçlı kullandığımız. Dolayısıyla hani bunların hepsini toparlarsak aşağı yukarı altı ana başlık altında toplayabiliriz. Ve ben buna bayıldım. <laughs> Yaşam çiçeği bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip. E, takip edenler biliyorlardır. E, i̇nandığınız sürece tabii ki de enerjisini bize son derece güzel veren. E, benim de hayatımın içinde güzel e, şey iler verdiğini düşündüm. Ee, yaşam çiçeği motifini biz hem bardak altlıklarımızda, hem duvar süsü veya nihale olarak hı hı. E, içtiğiniz suların üstüne altına e, koymanızı tercih ediyoruz. Güzel şeyler getirdiğine inanıyoruz. Harikasınız. Her şey inançla hı hı. başlıyor, inançla evet, başlıyor ama deniz gibi böyle güzel bir şekilde aslında ritüelleri yaparken de. Hı hı o kadar geri dönüşümü çok iyi oluyor değil mi? Evet evet aynen öyle. Aynen Bu işin öyle. zorlukları var mıdır? Var tabi olmaz olur mu yani her işin zorluğu olduğu gibi çünkü sonuçta bir e, insana yönelik bir şey yapıyorsunuz. Ee, yani zorluklarından biri e, bizim ülkemizde maalesef ki hani hala o el emeği göz nuru dediğimiz şeye e, çok değer verilmiyor. E, veya kıymetini bilmiyoruz daha doğrusu öyle söyleyeyim hani değer verilmiyor değil e, çünkü bunlar bir fabrikasyon ürün değil. Tamamen hani e, yani şunun bir daha aynısından yapmam mümkün değil. Mutlaka fırça değil darbesi mi? farklı olacaktır. Ben bunu mutluyken yapmışımdır ama bir sonrakini belki biraz daha üzgünken yapmışımdır. O yüzden mutlaka ki her biri e, bizim hep söylediğimiz şey kişiye özel. E, dolayısıyla el emeğinin nasıl bir şey olduğunu gerçekten... E, çok iyi bizim anlatıyor olmamız lazım. Ee, zaman zaman da tabii hani fabrikasyon ürünmüş gibi işte e, şunlarla karşılaşabiliyoruz. A çok pahalı işte e, bizim halkımızda hep öyle bir pazarlık yapma şeyi vardır ya hani mutlaka bir yapılır. Ama onu yaptığı zaman özellikle el emeği iş yapan e, kişilere şunu vermiş oluyor. Senin emeğin aslında çok değerli değil. O yüzden bu bizi üzüyor. Ne olur yapmasınlar bunu. Ee, çünkü emeğe paha biçmek çok zor bir şey. Kendi emeğimize paha biçiyor oluyoruz bir yerde. Ee, bu işimizin zorluklarından biri yani hani bunu anlatabilmemiz lazım. Hı hı. Ee, onun haricinde. Ee, özellikle kırılabilir ürün üreten ve e, bunu kargolayan e, kişilerin en büyük sıkıntısı maalesef ki kargo şirketleri, e, kırılma ihtimali yüksek ürünler ve hani e, kırıldığı zaman mutlaka ki e, yapmanız gereken şey e, yenisini yapıp tekrardan gönderiyor olmak, elemeyi e, çok ciddi bir şey sıkıntı yaratıyor Kesinlikle. bize. Peki bu işin keyifli yanları nelerdir? Aa, keyifli yanları aslında hepsi. Yani ben e, bu işi şöyle söyleyeyim, e, sabah işte 9'da 9.30'da gidip akşamın 8'ine kadar e, inanılmaz bir keyifle yapıyorum. E, çünkü bir kere boyamak, çizmek benim için ayrı bir keyif ve yaptığınız ürünü karşı tarafa gönderdiğiniz zaman karşı tarafın o elinize sağlık çok güzel olmuş. Bayıldım sözleri. Benim için o kadar mutluluk verici bir şey ki. Çünkü karşı tarafı anlıyorsunuz. Onun ne istediğini anlıyorsunuz ve onun hayatına dokunmuş oluyorsunuz. Onun hayatına dair e, bir şey vermiş oluyorsunuz. E, o benim için en büyük mutluluk. E, yeter ki beğenilsin. E, Sağlığımı el verdiği sürece ben de hep yapayım. İnşallah. Sizi farklılaştıran yönleriniz nelerdir? Neden tercih etsinler? E, neden beni tercih etsinler? Şöyle... Bu işi yapan tabii ki çok fazla kişi var. Yani ben ilk işte hobi olarak başladığımda belki de Türkiye'de 2-3 kişi kadardık. Hani gerçekten çok azdık. Şimdi bir sürü insan var. Ve tabii hani bunlar seramik gibi elinizle yoğurup yapabileceğiniz şeyler değil. Bir kalıbının olması gerekiyor. İyi kalıpçılarla çalışmanız gerekiyor. Piyasada gerçekten çok iyisi de var. Maalesef ki kötüsü de var. Eğer kalıbınız iyiyse, çok şükür ben hani çok güzel kalıpçılarla çalışıyorum. Ee, o benim hani en büyük farklarımdan ve özelliğimden biri. Ee, kalıplarınız güzelse güzel bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Ee, sonrasında yaptığınız boyama ve işte şuradaki hani küçük prens gibi çizimler e, beni tamamen farklılaştırıyor. En sevdiğim şeylerden biri. Küçük prensim var. Frida'yı çizmeye çalışıyorum. Fillerim var. Ee, yani bu, bunlar farklı ürün. Hani Belki işte şunun aynısından herkes yapabilir ama bunu sadece ben yapıyorum. Kesinlikle işte özel imzanızı atıyorsunuz. <laughs> evet aynen öyle. İşinizle karşılaştığınız en büyük problem neydi ve siz buna nasıl başa çıkmıştınız? Ee, yani şöyle e, tabi hani ben bu işe inanarak girdim ama etrafındaki etrafımdaki insanların da inanmasını istedim. E, yani biraz o inanç çok fazla yoktu çevremde. Ee, sağ olsun eşim en büyük destekçim bu konuda. Ee, yani beton dediğiniz zaman insanların hani yani betonda nedir ki deyip e, çok ilgilenmediklerini gördüm. Ee, bunu biraz kafalarında aşmak e, zor oldu benim için. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi işte kargo şirketleriyle çok mücadele ettim. Hala da mücadele ediyoruz. Yani ona yapacak bir şey yok herhalde. Ee, önemli olan kendinizi ifade edebilmeniz. Ee, i̇lk etapta tabii bir e, kariyer sahibisiniz bankacılıktan. Hani bambaşka bir noktaya geçiyorsunuz. E, insanların gözünde biraz şey geldi. Hani basit geldi galiba. Ama e, şu anda beni takdir ettiklerini çok rahat görebiliyorum. E, o süreçten bu sürece geçmek biraz zordu benim için. Önemli olan inandığınız yoldan evet. size gelmek, Sizin mutlu olmanız, Aynen güzel işlerinizi alır atmanız en güzel aslında. E, i̇şinizle ilgili ilerleyen zamanlarda. Hedeflerde, planlarda neler vardı? Neler yapmak istersiniz? Yani birçok plan var kafamda. Hani hem ürün gamını geliştirmek, yani ahşapla betonu birleştirmek istiyorum. En büyük projelerimden biri. Çünkü birbirlerine çok yakıştığını düşünüyorum. Ve ahşapla betonun birleştiği özellikle lambalar, farklı dekoratif ürünler yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde ee, bu işi insanlara anlatmak istiyorum aslında. Ee, bir Belki e, ilerleyen zamanlarda ufak ufak workshoplar, e, son dönemlerde yapılıyor işte seramik konusunda da yapılıyor, beton konusunda da yapılıyor. Ee, ben insanlar hani kendi evlerindeki e, saksılarını yapsınlar istiyorum. Onlara bu işi anlatmak istiyorum. Ee, ne kadar çok insana hitap edebilirsem e, o kadar iyi benim için. Ee, onlara kendi bildiklerimi aktarayım istiyorum işin açıkçası. Tavsiyeleriniz ne olacaktır bu mesleği, bu işi seçmek isterlerse şayet? Ee, şöyle, im, inansınlar, hayal etsinler. Benim en büyük hayalimdi. Ee, bankacılık yaparken de en büyük hayalimdi. Ee, hayallerinizi gerçekleştirmekten korkmayın derim. Çünkü... Hayallerimiz bittiği zaman biz aslında ölürüz. E, o yüzden neyi hayal ediyorsanız mutlaka ki üzerine gidin. E, ya Bunu yapmak istiyorsanız önünüze engel koymayın. Olur mu olmaz mı denemeyin. Ben çok zor şartlarda e, bu işe başladım. E, Birçok şeyi geride bırakarak başladım. Ama şunu düşündüm. Ne olabilir? En kötü denedim olmadı derim. Aklımda kalacağına. En azından denemiş olurum. O yüzden hani bu işe veya başka işe kendi el emeği işini yapmak isteyenlere tek tavsiyem yürüsünler gitsinler hiç korkmasınlar. Harika. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum Hayır, tabii ki. Paylaşımlarınız orada da. Aynen öyle. Instagram hesabım var. E, betonice13, e, C ve ile biraz böyle işte o Che Guevara'dan e, esinlenerek <laughs> biraz da işte Beton'un kraliçesi olmak babında e, öyle bir isim bulduk. 13'te bizim hem benim hem eşimin uğurlu sayısıydı. Arkasına onu da ekledik. Beton içi 13 benim Instagram'daki sayfam. Girip bakmalarını tavsiye ederim. Kişiye özel çalışıyorum. Ne istiyorlarsa onu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca hani bana oradan ulaşabilirler. Cep telefonumdan da ulaşabilirler. Her türlü ben iletişime açığım. Gülşen Hanım unutmamış kanalımıza da jest yapmış. Emeğinizi <laughs> bilenize sağlık. Gerçekten ekip olarak herkes çok bayıldı. Güzel günlerde kullanın inşallah. Hep beraber olsun inşallah. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, benim kart vizitiminin e, arkasında bir yazım var. Ee, ben ilk işe başladığımdaki duygularımı oraya aktararak yazdım. Ee, müsaade ederseniz Hı -hı. onu okuyarak Hı -hı. öyle bitirmek istiyorum. Ee, farklı olma isteğiyle başladı bütün hikaye üretmek, emek vermek ve her bir beton içeye bir ruh katmak için. Hepsinin kendi içinde bir hikayesi var. Kimi mutlu anlarda yapıldı, kimisi üzgün, sinirli, biraz da asi. Bazılarında heyecan vardı, bazılarınızda ise huzur. Ama hepsinin içinde hep var olacak tek duygu umut. Size özel hazırlanmış her bir beton içenin sizlere şans, mutluluk, huzur getirmesi ama en önemlisi umut dolu yarınlarımız olması dileğiyle Umut edin. Umut etmekten vazgeçmeyin. Her şey olur. Vallahi arkasınız. Yüreğinize, kalbinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Nice güzel her daim başarılı projelerinizi, işlerinizi daha ismimizi görmek dileğiyle yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz Görüşmek de. üzere. Çok sağ olun. Inşallah. Çok sağ olun. Daha güzel yarınlarda, umut dolu günlerde Aynen öyle. görüşebilmek Umudumuzu dileğiyle. Umudumuzu kaybetmeden. Değerli konuğumuz Betan Sanatçımız efendim Gülşah Güngör bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.